Manşete hoş geldiniz. Türkiye büyük bir laboratuvar. Burada elbette çıkaracağınız dersler de var, yararlanacağınız konular da var. Kimine renkli de gelebilir fakat içeride kobay olarak kullanılan ya da ırgalanan, canıyla malıyla sınanan insanlar açısından pek öyle değil. Pek sevimli olduğu söylenemez. Türkiye'de muhalefet iktidarı değiştirebileceğine inandı. Buna çok yaklaştı. 2023 Mayıs 2 turlu Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Ve ondan sonra da büyük bir hayal kırıklığı oldu. Sonra yaşanan ve ortaya çıkan her gelişmede bu hayal kırıklığını katladı. Şimdi en son bugün ortaya çıkan gelişmeden bahsediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu süzme faşist yani önünde herhangi bir parti genel başkanı ifadesi bulunması durumu değiştirmiyor. Birazdan Hollanda'ya bakacağız o da öyle. Ümit Özdağ'la bir acayip koalisyon protokolü yapmış. Kimseden haberi yok. Seçmeninin haberi yok. Ortaklarının haberi yok. Altılı masanın hiç kimsenin haberi, basının haberi yok. Biraz sızdı bu tabii. O gün değil ama yani o gün biraz konuşuldu, kulis oldu ama seçimden sonra biraz sızdı ama daha sonra bu mutabakatın olduğu ve iki kişinin bunu imzaladığı ortaya çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ altında imzaları var. Ümit Özdağ da bunu yayınladı. Ya o tiynetli bir adam. Yani neticede siz <laughs> kediye ciğer emanet ederseniz ne olacağı belli bu Bunu yayınlaması, sızdırması veya işte efendim ifşa etmesi değil önemli olan. Bu umut bağlanan, Erdoğan'ı devirecek denen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Bay Kemal'in ayağına gidip böyle bir mutabakat metninde onunla buluşması. Hani şurada anayasamızın ilk dört maddesi işte falan korunacaktır falan gibi laflar var. Yani bu CHP'ye hakaret. Yani orada demesi gerekiyor ki ya Cumhuriyeti Kur'an Parti biziz. Bu dört yani benim kendi dört ilkemi bana mı satıyorsun falan. Neyse geçeceğiz. İkinci sayfası mühim. Yani orada diyor ki İçişleri Bakanlığı başta. iki bakanlık İçişleri Bakanlığı ve iki bakanlık toplam üç bakanlık alıyor. Üç ayrı bakanlıkta da güvenlik, adalet ve ekonomi bürokrasisinde bakan yardımcılığı, müsteşarlık istiyor. Ve bütün bu atamalarında Ümit Özdağ koordinesinde olmasını istiyor falan. Yani eğer iktidar olsalardı Meral Akşener'in bu kadar bakanı olacak mıydı veya olur muydu bilmiyorum. Bu çakallıktır yani başka bir şey değil. Bunun adı çakallıktır. Çakallarla dans yazarken sadece bunu kastetmedim. Bütün yayın boyunca çakalları göstereceğim size. Günün içeride ve dışarıdaki çakallarını. Büyük bir çakallıktır. Soldaki çakal belli de buna izin veren, buna teşne olan, buna yol açan kişi, kurum, parti neyse o yaptığı yanına kar kalmamalıdır. İşte yani derin hayal kırıklığını katlayan şeyler bunlar. Yektan Türk Yılmaz onu söylüyor. Sen bilmiyor musun diyor ya Ömer Ümit Özdağ denen faşistin kalibresini. Onun eline ne dilersen senin belgesini imzalayıp verirsen o da alır keyfince kullanır. Seven, Sevan Nişanyan, siyasetin sesinden haberi olanlar bu protokolün hiçbir kıymet harbiyesi olmadığını bilir. Seçim kazanılacak da koalisyon kurulacak da o zamana kadar bunlar hatırlanacak da ölme eşeğim ölme. Kaşe bile yok kağıtta demiş. Ertuğrul Günay, 50 artı bir konuşuyoruz ya yapılmak istenen 2017'de getirilen kişisel yönetim sistemini tahkim etmek. Evet öyleydi. Ama bunun hala tartışılıyor olması bile abestir. Birazdan ona bakacağız. Erdoğan Almanya'ya gitmiş ve orada karşısına çıkan gurbetçi çocuklara 200 TL vermiş. TL Almanya'da. Şimdi orada haberde geçiyor. Bir gün gazetesinin manşetinden kesip getirdim. 6 euroya denk geliyormuş. Burada 5,5 pound'a denk geliyor. O 5,5 pound'la da hani çok protesto ediliyor ya Starbucks'tan örnek vereyim. Starbucks'a gidip bir kahve söylersiniz kendinize. Yanına da öyle bir kek, pasta falan değil yani. En fazla bir küçük çikolata alabilirsiniz yani. Anca o. Türk para biriminin 200 bank 200 TL'lik banknotun geldiği nokta. Bu bir ağır gündem olarak karşınızda dururken bambaşka şeyleri konuşuyoruz yani. Biraz da kastettiğim bu. Erdoğan demiş ki Aralık 2022'de kendi adımıza son kez destek istiyorum sizden 2023'te. E şimdi ne oldu? Bir kere daha kendine oy istiyor. Ya Erdoğan bu yani. Kendi seçmeni buna teşne, kendi seçmeninin kalibresi bu. Ne yapalım? liderini sen böyle söylemiştin ama şimdi böyle söylüyorsun. Yani bu yalancılık olmuyor mu falan diye kritik edecek bir kitle değil bu. Ve bu tür laflarla da mevzunun ele alınmaması lazım. Mevzunun şununla ele alınması lazım. Erdoğan'ın ne dediğinin önemi yok. Sen Erdoğan'a bir hareket sahası verirsen o da alır bunu kullanır. Erdoğan'a hareket sahası vermemek esas. Erdoğan'ın 264 milletvekili var mecliste. Azınlık. 300'ün üstünde olması lazım orada rahat çalışabilmesi, komisyonlarda etkisinin olması, meclis gündemini belirlemesi ve saraya sıkıntı çıkarılmaması için. Şunu unutmayın kendi kurdukları bu sistemde bile mecliste azınlığa düşerlerse saray sıkıntıya düşer. Despotluk sona erer, despotluk güce, zora girer. Ondan dolayı MHP ile bir ittifak olayını götürüyor. Çünkü MHP 50 kişilik blok, blok, blokla kayıtsız şartsız kendisinin arkasında. Gelen her şeyi reddediyorlar birazdan bakacağız. Niye? veya istedikleri şeyi geçiriyorlar. Niye? İşte meclis o belli belli yönlerden önemli. Her ne kadar kendisi meclisin eski şeysi yoktur, hükmü yoktur falan filan dese de. Şimdi 50'yi koyduğunuzda 264'ün üzerine 314 yapıyor. Referandum sınırı anayasaya geçirmek için 360. Bırak meclisten anayasa geçirmeyi. Meclisten anayasa geçirmenin sınırı 400. Onu zaten bulamıyorsun. 360'ı da bulamıyorsun MHP yle. Diğer ittifak kırıntılarını da toplasan olmuyor. Muhalefetin yani Erdoğan'ın herhangi bir öneriyi gündeme getirememesi lazım. E, muhalefet zayıf olunca sağ solu oynayınca böyle oluyor. Çok affedersiniz yani bu kelimeleri böyle ciddi bir yayında kullanmak benim de hoşuma gitmiyor ama durum bu yani. Ondan gidiyor Mansur Yavaş Meral Akşener'in ayağına. Ya bak işte seçim de geliyor. 4 ay sonra seçim var. Bu arada dört ay sonra yerel seçim var. Hiç hareket yok. Umarım gelecek ay biraz hareketlenir. Neyse. 4 ay sonra seçim var. Bak Ankara'da ben gene yürüyorum. Adaylığımı da açıkladım. Yani arkamızdasın değil mi? Filan deme. Veya işte bunu hatırlatma ihtiyacı duyuyor Meral Akşener'e. Halbuki hiç buna gerek olmaması lazım. Mansur Yavaş'ın adaylığının aylar öncesinden ilan edilmesi lazım. O da kendini iyi hissetmesi lazım tamamen kendi mekaniği içerisinde söylüyorum. Ben Ankara'da Mansur Yavaş'ın ne yaptığını veya ne yapmadığını bilmiyorum. Orada yaşamıyorum sonuçta. Rahmi Koç'un ifadeleri konuşuluyor. Bir parantez. 28 Ekim 2023'te Oksijen gaz Gazetesi'ne konuşmuş. Devletin küçülmesi lazım diyor. Milletvekili sayısı küçülmeli, memur sayısı küçülmeli. Bunun üzerinde çok duruldu ama ben bana bu laflar e, Mansur, e, Rahmi Koç'un 2001 yılında ettiği lafları hatırlattı. Şimdi size onu hatırlatacağım Rahmi Koç demişken. 4 Ağustos 2001'de Taha Akyol'un Eğrisi Doğrusu programına katılmıştı CNN Türk'te. Çok iyi hatırlıyorum o programı. Burada da yazdım dediği lafları. Erdoğan'ı kritik etmişti. AKP geliyordu ama daha parti kurulmamıştı. Partinin kurulmasına iki hafta falan vardı. Çünkü AKP yanılmıyorsam Ağustos ortasında kuruldu 2001. Bir sene sonra da iktidara geldi zaten. Ee, diyor ki bu iş para meselesi diyor. Aynen öyle. Erdoğan'da çok para olduğunu dinledik. 1 milyar dolar para biriktirmişler nasıl biriktirdilerse. Bu gündeme gelmişti. Ve bu o zaman benim de bulunduğum içinde çalıştığım Habertürk'te basın kulübüne gelmişti Tayyip Erdoğan. Daha iktidara gelmemişti. Hakan Aygün'ün yaptığı, moderatörlüğünü yaptığı basın kulübüydü. Habertürk gazetecileri soru soruyordu. Ataköy Regatta gece kulübünden bozma yerde. Ben de editörüm Habertürk.com'da. Erdoğan'ın ağzından ne çıkarsa siteye onu giriyorum. Ee, hiç unutmuyorum kulaklarımda Erdoğan'a bu soruldu. Rahmi Koç sizin 1 milyar dolarınız olduğunu söyledi falan diye. O civardadır dedi. Teyit etti yani. 2001 Tayyip Erdoğan 1 milyar dolar. Hiç unutmam. Fakat devamla şunu söylüyor Rahmi Koç. Tayyip Bey kendini yenilediğini söylüyor. Ben kendisini çok yenilediğine inanmıyorum. Bunlar bir misyon yürütüyorlar diyor. Rahat Tayyip Erdoğan başbakan olmamış. Başbakan olmasına bir buçuk yıl var. Misyon bu. Ahmet Selim Köroğlu, Erdoğan'ın başdanışmanı, Cumhurbaşkanı Sağlık Politikaları Kurulu üyesiymiş. Balat Musevi Hastanesi'nde doktorlar eylem yapmışlar. Doktorlarsa bilmiyoruz. Onu destekleyen böyle bir tweet atmış. Gazze için nöbet tutmaya başladı doktorlar. Kanlı önlükleriyle her cumartesi sessiz yürüyüş yapacak. Doktorluğa moktorluğa da ters bu ayrı bir konu da Hipokrat Yemiti oralara falan girmeyeceğim. Fakat yani eylem yaptığınız yer Musevi Hastanesi. İsrail elçiliği konsolosluğu bile o hani bir yere kadar diyeceğim. İsrail bir Yahudi devleti olabilir ama Yahudilerden ne istiyorsunuz? Açık bir nefret suçu açık bir ırkçılık bu. Balat Musevi Hastanesi açıklama yapmış. Sultan Abdülhamid'in fermanıyla kurulduğu 1898 yılından itibaren kapı... Yani bu açıklamayı da yaptırmak zorunda kaldınız ya. Veil olsun yani yazıklar olsun. Abdülhamit'in de hastanenin duvarında böyle bir fermanı var. Türkiye'nin geldiği nokta. Türkiye'nin geldiği nokta. Doktoruna sonra doktorlar niye kaçıyor? Şimdi deminden beri söylemeye çalıştığım şey şu. Şimdi İsrail demişken. Türkiye'nin İsrail ile ilişkilerini sormuş Saadet Partisi. İsrail ticaretini sormuş. Yani bırak diyor Starbucks eylemini, bırak Coca-Cola dökmeyi. Bana diyor İsrail ile ticaretinden bahset. AKP ve MHP'li oylarla reddedilmiş doğal olarak. İşte adam reddediyor. Niye reddediyor biliyor musun? İlkesel olarak reddediyor. Diyor ki muhalefetten gelen her şeyi ben o zarfın diyor kapağını bile açmadan reddediyorum kardeşim. Bu diyor ilkesel bir reddir diyor. Sen bunu yapabildin mi iktidara? İktidardan ne gelirse gelsin, ben burada toplum yararı, kamu yararı var mı yok mu, hukuki mi değil mi, acaba içine şunları da sokabilir miyiz falan diye bakmadan, iktidardan ne gelirse ilkesel olarak zarfı açmadan, dosyanın kapağını açmadan reddediyorum dedin mi diyebildin mi? Hayır. 10 yıldır yapamadılar bunu. Diyemediler ama iktidar 10 yıldır yapıyor bunu. Senden gelen her şeyi ilkesel olarak reddediyor. Her şeyi ama. Açın Google'a yazın AKP ve MHP oyları reddedildi. Yüzlerce böyle konu bulacaksınız. Sen bunu yapamadığın için de adam her gün bir zırva uyduruyor. Her gün kendine göre politika belirliyor. 50 artı 1 diyor, şunu diyor, bunu diyor. Sen CHP yaptı bunu. Bravo. Son işte geçen hafta yaptığı açıklamalarda bir iktidardan gelecek anayasa şeyini hiç önüne arkasına bakmadan reddediyoruz dedi. Bunu yapacaksın. Kaldı ki CHP bunu anayasada yaptı. Diğer şeylerde oturuyor yan yana çalışıyorlar. HSK'ya üye veriyorlar, RÜTÜ'ye üye veriyorlar. Bir sürü şeyde komisyonlarda belli bir iş bölümü yapıyorlar. Belediyelerde yer yer belediye meclisinde kendine göre anlaşmalar oluyor. Neyse. Özgür Özel'in Pervin Çakar'la işte bu fotoğrafı bunun üzerinden kopan bir mavra var. Üzerine hiçbir şey demedim ben. Fakat bu cevaba itirazım var. Özgür Özel kendisine iktidar cephesinden özellikle gelen eleştiriler ve sataşmalar üzerine kendi cephesinden de iktidara malzeme verdin diye. Şimdi aklını yitirmiş durumda insanlar. Yani gerçekten tatile ve dinlenmeye ihtiyaçları var. E, aptalca bir cevaptır bu. Bu böyle bir savunma olmaz. Ne diyor? Pervin Çakar sakıncalı bir sanatçıysa TRT Kürt niye çıkarıyorsunuz o zaman diyor. Kafa bu. Ya bu kafanın değişmesi lazım. Sonra da ben pişman değilim diyor. Bu kelimelerle ben yani ben pişman değilim demek aşağı yukarı. Yani o yani düşündüm yani oraya bir gittim geldim ne desem falan demek. Ben bunun arkasında duruyorum. Pervin Çakar bir sanatçıdır, sana ne oluyor falan demek lazım. Hatta onun ne bileyim Şivan Perver'le falan fotoğraflarıyla, İbrahim Tatlıses'i falan o konserler, görüntüler neyse neyse onunla cevap vermek lazım. İktidarın yan yana bir sürü fotoğrafı var. Siz de TRT Kür diye çıkarmasaydınız. TRT Kür diye çıkardığınız için bana ben de onu makbul bir sanatçı zannettim. Ben altını doldururum bunun yani. Akıllı olacaksınız. Böyle saçmalamayacaksınız yani. Seçil depremiyle devam edelim. Ee, fena halde gündem Galatasaray camiasında Fatih Terim'le olan yakınlığını kullanarak Fatih Terim'in parasını değerlendirmiş. Daha sonra Fatih Terim dara düşünce de iddianameden aktarıyorum. Fatih Terim dara düşünce de kendi ifadesi ayrıca. Fatih, Fatih Terim dara düşünce de Fatih Terim'in getirdiği futbolcuları sisteme eklemiş. Ve onların getirdiği paralardan Fatih Terim'e ödemesini yapmış. Başkalarına yapmış. Sonra herkes birilerini getirmiş filan. Ponzi sistemi bildiğiniz saadet zinciri. Bu sistem birileri sisteme eklendikçe yukarıya doğru e, pay sahibi olanları, hisse sahibi olanları besler. Ama üye eklenmesi veya sisteme yeni giriş kesilince de bir süre sonra katılanlar paralarını istemeye veya kar paylarını istemeye başlarlar ve sistem çöker. Böyle bir olaydan bahsediyoruz. Kim ne kadar kaptırdı? Burada listesi var. Ağırlıklı olarak işte Arda Turan, Emre Belezoğlu, Muslera falan gibi isimler geçiyor. Buse Terim ve Volkan Bahçe Kapılı yani Fatih Terim'in kızı ve damadı da işin içerisinde. Ercan Taştekin demiş ki yıllarca Ankara dolandırıcılık büro amirliği yaptım. Öğrendiğim en önemli kural dolandırılan dolandırıcıyı dolandıracakken dolandırılır. Şimdi ne demek olduğunu anlatayım. Bu kişi Seçil Erzan e, Erzan e, Floria Denizbank şubesinde e, şube müdürü. Olaydan e, şeyin de haberi var. Denizbank'ın da haberi var. Denizbank Genel Müdürlüğü'nün de haberi var. Ve 2020 yılında Fatih Terim'in ön ayak olmasıyla veya Fatih Terim'le artık ilişkisi baba kız ilişkisi veya işte ben onun kızı gibiydim falan diyor. Hatta Fatih Terim'in avukatıyla nişanlanmış buna da Fatih Terim e, ön ayak olmuş falan. Bir hesap açılıyor falan ve Fatih Terim'e işte bir artık ne bileyim bir fonda değerlendiriyor ve ona kar payı ödüyor. Bir süre sonra iddia o ki bunların hepsi mahkemeye yansıdığı için o dosyadan söylüyorum. Bir süre sonra Fatih Terim'in parasını ödeyememeye başlayınca Fatih Terim sisteme e, futbolcular veya kendi tanıdıklarını enjekte etmeye başlıyor. Ve öylelikle de o para dönmeye başlıyor filan hikaye bu. E, 18 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 226 yıl hapis sistemiyle e, dava açıldı. Ve davanın ilk duruşması da bu pazartesiydi. Fakat olay Nisan'da patladı. Nisan ayında patlamış Denizbank işin içinde, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş işin içerisinde... Ee, ne bileyim mağdurlar var, müştekiler var. Ee, kadın tutuklanmış Seçil Erzan, e, e, Erzan o günden beri tutuklu. E, ee, Fatih Terim müşteki olarak ifade vermiş kimse benden fon için para istemedi. Bankadaki tüm paramın eşimin hesabına aktarılmasını istedim. Bu da 219 bin dolar 47 bin TL idi. 3 milyon dolar gönderilmedi. Ne kadar zararım olduğundan haberdar değilim filan demiş. Orada bankanın genel müdürü Hakan Ateş Denizbank sahip çıkmış kızım biz zaten insanların parasını vereceğimiz vereceğiz ama ortada bir enkaz var kimden ne aldıysan söyle zaten bu bir zimmet değil zimmet olsa sen yıllarca yıllarca içeride çürürdün deyip annesini koruyup kollamış sağlık sigortasına devam ettirmiş e, kadın da her şey bankanın bilgisi dahilinde diyordu kamera kayıtları yazıcıdan çıktı alınırken falan her şey bankasın, bankanın hafızasında var e, ve diyor her şeyi diyor biliyorlardı diyor filan. E, o arada e, şeyin Denizbank raporuna Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçe kapılı yansımış. 46 gün vadede dolar bazında %253 getiri vadedin, vadinde bulunmuş Seçil Erzan Volkan Bahçe kapılıya Fatih Terim'in damadına. Diyor ki yani bu akla zarar dökümanlardan falan şüphelenmeliydi. Denizbank raporlarına girmiş konu. O arada işte Arda Turan dolandıranlar arasında... Ne bileyim Emre Belezoğlu var parasını kurtarmak için o da yakapaça olmuş. Muslera filan iddia o ki yani bu duruşma yani mahkeme safahatında da geçiyor. Fatih Terim Seçil Erzan'a kaptırdığı parayı kurtarmak için Emre Belezoğlu Arda Turan ve Muslera'yı ona yönlendirmiş ve gelen parayla da kendi zararını kapatmış. Yine Semih Kaya ismi geçiyor. Ayhan Akman ismi geçiyor. Ayhan Akman verdiği paranın fazlasını almış. Semih Kaya verdiği paranın fazlasını almış. Hatta Seçil Erzan'ı tartaklayıp dövmüş vesaire. Tuhaf, acayip bir sürü isimler geçiyor ve yargı konusu. Fakat dediğim gibi olay e, Nisan'da patlamış. Seçil Erzan diyor ki mağdurlara verdiğim tüm evrakları bankadaki sistemde düzenledim. Florya Şube Müdürü. Başından beri banka durumdan haberdar falan. E, acayip. E, olay Nisan'da patlamış. Seçil Erzan tutuklanmış. 19 Ekim'de iddianame kabul edilmiş. Kimsenin haberi yok. Bugün bu hafta ilk duruşma olunca bir anda şey oldu. Acayip. E, enteresan bir olay. Bu konu daha çok su kaldırır ama e, olay tabii Fatih Terim'e uzanıyor. Kendi adıyla açılmış bir fondan bahsediliyor. Fakat bir dokunulmazlığı var kabul edelim. İlişkileri var devlette. Saraya kadar uzanan Mehmet Ağar'la ilişkileri var. Şu var bu var. Bunu kullanıyor. Kullanacak sonuna kadar kendisini ve ailesini korumak için. Evet. Açılmış bir dosya bakalım. Bugüne kadar kulağın üstüne yatan, duysa bile duymazlıktan gelen Türkiye medyası bundan sonra bu konunun takipçisi olacak mı? Hadi kabul edelim diyor. Bankacı kadın Fatih Terim ve talebelerini Ponzi ile kandırdı. Peki Fatih Terim ve talebeleri bu Terim fonundan kazandıkları paraları vergi beyannamelerinde deklare etmişler mi? Hocam çok naif sormuş Eser Karakaş. Ne gezer? Avrupa'ya götüreyim sizi biraz nefes alalım. Bir avukat Bilal. Bilal D09 Twitter X hesabı. Avrupa'ya taşınıp Tesla sahibi olmak isteyenler DM'den yazsın diye de not düşmüş. Teşekkürler Tayyip, teşekkürler AKP diyor. Türkiye'de terazisi şaşmış yargı sisteminde. Büromun kirasını nasıl ödeyeceğim diye kara kara düşünen genç bir avukat olacakken... ...sayenizde Avrupa'da Tesla'ya binen genç bir göç avukatı oldum diyor. Keşke her göçmen böyle olsa ve en azından kendi yaşadığı ülkede kimseye muhtaç olmadan bir hayat kurabilse. Örnek vatandaş olabilse. Pek öyle olmadığı için... Göç ve göçmen karşıtı politikalar seçim kazandırıyor ve Dani Hollanda'da bir faşist Wilders 22 yıldır faşist görüşleriyle bilinen bir lider kendi bile ummadığı biçimde sürpriz biçimde birinci parti olarak ipi göğsledi ama koalisyon kuracak nasıl kimlerle kuracak bunu zaman içinde göreceğiz. Kürt kökenli Dilan Yeşilgöz ki o da bir göçmen mülteci o e, Nun partisi önceki sandalyesini koruyamamış. Halbuki geleceğin başbakanı olarak Türk medyasında çokça yazılıp çizildi. Twitter'da bayağı bir yani sosyal ağlardaki hesapları da bayağı bir tufaya düşürdü. Geçelim. E, bu Wilders denen kişi bir İslam düşmanı, İslamofobik, göçmen düşmanı, göçmen karşıtı ama şimdi her tarafa zeytin dalı dağıtıyor. Çünkü bir hükümet kurmak zorunda ama ortada 5 Kasım'da çok eski değil. 22 yıldır görüşleri belli. 5 Kasım 2023'te attığı tweet'te problem İslam'dır diyor. İslam bir problemdir diyor ben diyor 20 yıldan uzun süredir bunu söylüyorum. Bunu söylediğim için ölüm tehditleri aldım. Mealen söylüyorum attığı İngilizce tweet'i. Ölüm tehditleri aldım ama diyor bu gerçeği, bu doğruyu tekrar etmeye devam edeceğim. İslam problemdir diyor. Yani durum bu. Sandalye dağılımı da bu. Partisi 37 milletvekili, diğerleri de 25 24 20 10 olarak düş, ıı, sıralanıyor. 150 ıı, üyeli bir parlamento. 76'yı bulmanız gerekiyor. Sol, salt çağın, çoğunluk dolayısıyla 3 parti anlaşırsa bir hükümet kurabiliyor. Ukrayna'ya gidelim. Savaşı bitirmek için görüşmelere hazırız demiş G20 zirvesine online bağlanan Putin. Evet herkes yoruldu ve artık taraflar ilerleyemiyor. Bulundukları korumu ancak koruyabiliyorlar. Gidişat o. Kırım işte Donbas tarafı Rusya'da kalacak. Diğer tarafta işte Ukrayna'ya veya Polonya'ya bağlanarak neyse Batı Ukrayna bölünerek falan bir çözüme gidilecek gibi görülüyor. Dile kolay Şubat'ta iki yıl dolduracak yani. Mehmet Kamış'la bitirelim. Mehmet Kamış dün gözaltına alarak tutuklanan son gazeteci Türkiye'de. Onlarcası içeride hala özgürlüklerinden mahrum. Ve e, tanırdım kendisini. E, beraber seyahatlerimiz oldu. İyi bir gazetecidir. Kendisini iyi yetiştirmiş bir entelektüeldir. İyi bir foto muhabiri ve şairdir aynı zamanda. Basın yayın yüksekokulu çıkışlıdır. E, kendisine zulmediliyor. Çeşme'de evinden alınmış ve abuk subuk e, binlerce on binlerce kişinin beraat ettiği da, suçlamalarla e, suçlanıyor İlk değil sonda olmayacak oğlu Alperen Kamış e, babam gözaltına alındı 35 yıllık meslek hayatında gazetecilik yazarlık fotoğrafçılık yaptı haber peşinde koştu köşe yazarlığına geçti yönetici oldu İki cihanda da şahidim ki bir tane suça bulaşmadı ailesi olarak gönlümüz ferah başımız dik diye dün bir tweet paylaşmıştı bugün tutuklandıktan sonra paylaştığı tweette İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. Silivri cezaevine götürülüyor. Morali şükür gayet iyi. Dostlarına selam söylüyor. Tüm sevenlerinden dua bekliyoruz demiş. Hukukçu Mehmet Tahsin ise suçlamaların Zaman Gazetesi'nde çalışması, evinde 3 adet 1 dolarlık banknot bulundurması, bankasya'ya para yatırması ve çatı davada yargılanan eski zaman çalışanlarıyla telefon irtibatının olması biçiminde sıralamış. Mehmet Kamış gazetecidir. Onun gözaltına alınarak tutuklanması basın hürriyetine darbedir nokta. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla hoşçakalın.